Şiddetli baş ağrısı şikayetiyle doktora başvuran Davut Bey'in ilk olarak tansiyon ölçümü yapılmıştır ve ölçüm sonucu yandaki gibidir. Davut Bey'in tansiyon ölçüm sonucu dikkate alınarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi baktığımızda tansiyon ölçüm sonucunun 160'a 90 olduğunu gözlemliyoruz ki sağlıklı bireylerde tansiyon ölçüm sonucu 120'ye 80 olmaktadır. Kanın damar çeperine yaptığı basınç normalden yüksektir demiş. Evet, yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Bu durum vücudunda ödem oluşumuna neden olabilir demiş. Kan basıncı yüksek olduğu için doku sıvısına da normalden daha fazla su ve madde geçişi sağlanacaktır. Bu anlamda da ödem oluşumu gerçekleşebilecektir. Beyin hücrelerine yeterince oksijen taşınamadığı için baygınlık geçirilebilir demiş. Bu gerçekleşmeyecektir. Aşırı tuzlu ve baharatlı yiyecekleri tüketmemelidir. Evet, tuz tansiyonu daha da yükselten bir faktördür. Yüksek tansiyonlu olan hastalara genellikle sarımsaklı yoğurt tavsiye edilmektedir tansiyonu düşürmek adına. O zaman hangileri yapılabilir dediğimizde 1, 2 ve 4 olacaktır. Cevabımız D şıkkında verilmiştir. Ceren kan plazmasının içeriği ve görevleri ile ilgili online bir araştırma yaparken aşağıdaki tabloya ulaşmıştır. Buna göre Ceren'in kan plazması ile ilgili yorumlarından hangilerini yapması doğru olur? Ozmotik basınç ve pH düzenlenmesinde kan plazmasında bulunan organik moleküllerin tamamı görev yapar demiş. Baktığımızda ozmotik basınç ve pH düzenlemesinde mineraller ve bikarbonat gibi iyonlar görev almış. Bir de plazma proteinlerinden albüminin görev aldığını gözlemliyorum. Ama organik moleküllerin tamamı görev almayacaktır. Örneğin antikorlar savunmada, işte fibrinojen pıhtılaşmada görev alacaktır. Yani tamamı dediği için bu ifademiz yanlış olacaktır. Hormonlar hedef organlara kan plazması ile taşınır. Evet, hormonlar kan plazması ile taşınıyordu. Doğrudur. Yaralanma durumunda kanamanın durdurulmasında kan plazma proteinleri görev yapabilir. Yaralanma durumunda fibrinojen pıhtılaşma görevi üstlenecektir. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Enfeksiyon durumunda kan plazma proteinlerinde artış meydana gelebilir. Enfeksiyon durumlarında ne olacaktır? Vücut savunmaya geçecektir. Yani antikorlar görev alacaktır. O zaman artış meydana gelebilecektir. Cevabımız 2, 3 ve 4 olan E şıkkı olacaktır. Bir bireyde KL ve M çözeltilerinin elde edildiği nefron kanalları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre KL ve M çözeltileri analiz edildiğinde grafiklerdeki sonuçlardan hangilerinin elde edilmesi bireyin kesinlikle sağlık sorunu olduğunu gösterir diyor. Şimdi baktığımızda neresi verilmiş? İşte süzülme, Bowman kapsülü, Henle kulbunun çıkan kolu ve idrar toplama kanalı verilmiştir. Buna göre baktığımızda glikoz miktarı K'da en yüksek, L'de ve M'de eşit seviyede verilmiştir. Fakat glikoz süzüldükten sonra tamamı proksimal tüpten geri emilecektir. Yani Henle kulbunda ya da idrar toplama kanalında sağlıklı bireylerde glikoz bulunmayacaktır. O yüzden bu bireyde bulunması bu bireyin sağlık sorunu olduğunu, hatta diyabet yani şeker hastası olabileceğini göstermektedir. Baktığımızda ikinci grafiğe üre derişimi K'dan L'ye doğru gitti, L ve M'de artmıştır. Yani Bowman kapsülünde azken L ve M'de ürenin derişimi artmıştır. Yani şöyle düşünebiliriz. Ürenin idrar toplama kanalı boyunca aslında burada yarısı difüzyonla geri emilecektir. Bir de burada Henle kulbunun inen kolunda suyun da geri emilimi sağlanacak. Böyle olunca ne olacaktır arkadaşlar? Suyun geri emilimiyle beraber üre derişimi de artış sağlayabilir. Yani bu sağlık sorunu olduğunu göstermemektedir. Kreatinin miktarının K, L ve M'de sabit olması bu da sağlık sorunu olduğunu göstermeyecektir. Çünkü kreatinin de geri emilim olmayacak ve tamamı idrarla atılacaktır diyoruz. O zaman bu da olmadığına göre yalnız birdir cevabımız. Bir araştırmacı yaptığı araştırmalar sonucunda fetüs hücreleri anne beynine beyinde oluşan hasarları tamir etmek için göç eder hipotezini kurmuştur. Bu hipoteze dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Plazantadan bazı hücreler anneye geçiş yapar. Evet, göç ettiğini söylemiş. O zaman doğru söylenebilir. Çok çocuk sahibi annelerde sinirsel hastalıkların görülme ihtimali düşüktür demiş. Eğer her çocuk beyin hasarlarını tamir için göç ederse o zaman daha düşük bir ihtimal denebilir. Alzheimer başlangıcı olan bir dişi bireyin çocuk sahibi olması iyileşmesini sağlayabilir. Beyinde oluşan hasarları tamir ettiği için söylenebilir. Dişi bireyde tüm sinirsel hastalıklar çocuk sahibi olmasıyla tedavi edilebilir. Tüm sinirsel hastalıklar bu gerçekleşemez arkadaşlar. Yanlış bir ifadedir. Çocuk sahibi olma anne beyninin yenilenmesini sağlar. Fetüs hücreleri göç edeceği için yenilenmesini sağlar diye söyleyebiliriz. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Biyoloji öğretmeni Gamze, iskelet kaslarının enerji metabolizması ile ilgili çeşitli olayların yazılı olduğu çalışma kartlarını hazırlamıştır. Biyoloji öğretmeninin öğrencilerine yönelttiği bazı sorular aşağıdaki gibidir. Buna göre öğrenciler soruları aşağıdakilerden hangisi gibi cevaplandırdığında doğru cevaplamış olur. Birinci soru, kas hücrelerindeki ATP molekülü kullandıktan sonra ilk enerji eldesinde kartlardaki hangi tepkime gerçekleşir? Şimdi ATP molekülü kısa sürede zaten tükenecektir. Daha sonra ise enerji eldesi için kreatin fosfat molekülü kullanılacaktır. Kreatin fosfat molekülü parçalanacak ve burada açığa çıkan fosfat molekülü de ADP'ye eklenerek ATP sentezi gerçekleştirilecektir. Yani soru 1 birinci karttır diyoruz. Kartlardaki hangi tepkimenin gerçekleşmesi kasın yoğun egzersiz durumunda olduğunda yeterince oksijen ulaşmadığını gösterir. Yeterince oksijen ulaşmıyorsa ne gerçekleşecektir? Laktik asit fermentasyonu gerçekleşir ki bu da 3 numaralı kartta verilmiştir. Kartlardaki hangi tepkimenin gerçekleşmesi kasın dinlenmeye geçtiğini gösterir. Kas dinlenmeye geçtiğinde tekrar kreatin fosfat molekülü sentezleyecektir. Bu anlamda da ne olacaktır? 4 numaralı kart gösterecektir diyoruz. O zaman sırasıyla 1, 3 ve 4 olacaktır. O da 5 seçeneğinde verilmiştir. Bir trafik kazası sonucu Ahmet ve Berk beylerde aşağıdaki gibi çeşitli aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Buna göre Ahmet ve Berk beylerde merkezi sinir sisteminin hangi kısımları zarar görmüştür? Şimdi Ahmet Bey'de öğrenme güçlüğü ve hafıza kaybı gözlenmiş. O zaman öğrenme ve hafıza ne tarafından kontrol ediyordu? Uç beyin. Berk Bey'e baktığımızda ise denge kaybı ve koordineli kas faaliyetlerini gerçekleştirilmeme gözlenmiş ki istemli kas hareketleri ve dengeyi kontrol eden yapımızda neydi? Beyincik. O zaman uç beyin ve beyincik zarar görmüş olabilir diyeceğiz. O da E seçeneğinde verilmiştir. Bir biyoloji öğretmeni performans ödevi olarak soluk alıp verme sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili kartlar hazırlanmasını istemiştir. Buğra da aşağıdaki kartları hazırlamıştır. Buğra'nın biyoloji öğretmeni ödevinde hatalar olduğunu ve düzeltmesini istemiştir. Buğra aşağıdakilerden hangisini yaparsa ödevi hatasız olur. Kartlara baktığımızda birinci kart soluk alma, ikinci kart soluk verme olaylarını gösteriyor. Şekle baktığımızda soluk alma değil de soluk verme olayı şematize edilmiştir. O yüzden ikinci karta bakıyorum. İkinci kartta da aslında soluk alma olayı gözlenmiştir. Ve diyoruz ki iki karttaki görseller yer değiştirmelidir diyelim öncelikle. Sonra özelliklerine bakalım. Soluk almada diyafram kası düzleşir, kasılır ve düzleşir ifadesi. Evet doğru olacaktır. Soluk aldık, diyafram kasımız kasıldı ve düzleşti. Karın boşluğu hacmi azalacaktır. Doğrudur. Karın boşluğu basıncı azalacaktır. Basıncı azalmayacaktır. Hacmi azaldığı için basınç ne olacaktır? Artacaktır. Akciğer iç basıncı ama düşecektir. Doğrudur soluk almada. Geldik soluk vermeye. Soluk verme olayında diyafram kası gevşedi ve kubbeleşti. Evet doğrudur. Karın boşluğunun hacmi arttı. Doğru. Karın boşluğunun basıncı arttı. Hayır, basınç azalacaktır. Akciğerlerin hacmi azalır. Bu da soluk vermeyle gerçekleşecektir. Doğrudur. O zaman ne oldu? Bakın, karın boşluğu basıncı artar azalır ifadesi, yani bunlar da yer değiştirmelidir. Şimdi ne oldu? İki karttaki görselleri yer değiştirdik ve birinci karttaki üçüncü cümle ile ikinci karttaki üçüncü cümleyi yer değiştirdik. Bu ifade ise C şıkkında verilmiştir. 60 yaşında olan Mehmet Bey'in yaşa bağlı olarak göz merceği esnekliğini kaybetmiş ve yakını görmekte güçlük çekmeye başlamıştır. Buna göre Mehmet Bey'de görülen göz kusuru aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi yaşa bağlı olarak bakın göz merceğinin esnekliğini kaybetmiş. Bu nedir arkadaşlar? Bu göz kusuru presbitliktir ve ince kenarlı mercekle de düzeltilebilir. Diğerlerine de bakalım. A şıkkında katarak verilmiş. Katarakt göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi durumu. Daha çok da yaşlı bireylerde görülüyor ve bulanık görmeye neden olan bir rahatsızlıktır. Miyop dediğimiz çoğumuzun bundan müzdarip olduğu uzağı görememe durumudur. Şaşılık göz kaslarının uyumlu kasılamaması sonucu gözlerin farklı yöne hareket etmesidir. Astigmatizm ise hem uzağı hem de yakını bulanık görme durumudur. Cevabımız C seçeneğidir.